Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık çok lezzetli böyle tam kıvamında tam ölçüsünde bir simit poğaça tarifi hazırlayacağız. Bu tarifi denedikten sonra eminim sizler de sık sık yapmaya devam edeceksiniz. İster kahvaltıya isterseniz çay saatlerinize veya hazırlayıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza bir paket yaş mayamızı alalım. Kullandığım yaş maya 42 gramlık bir yaş maya. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ve 2 su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. Sütü biraz ısıttım. Mayalı hamurlarda mutlaka böyle ılık süt kullanmaya özen gösterelim ki hamurumuz güzelce kabarsın. Biraz karıştırıp ve çok az mayamızın aktifleşmesini sağlayalım. 5-10 dakika beklettikten sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edip sıvı malzemelerimizi biraz karıştıralım. Poğaçalarınızın daha yumuşak olması için e, unun ölçüsü oldukça önemli. Çok fazla un ilavesi yapıp böyle sert bir hamur oluşturmayalım. 6 su bardağı unumuz var. Hemen üzerine alıp ve 2 tatlı kaşığı tuzunu serpelim. Kullanacağınız peynir tuzlu bir peynirse 1,5 tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Evet hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur oldu. Hamura fazla un ilavesi yaparsanız böyle sert poğaçalar yapmış olursunuz. Bakın oldukça güzel bir hamur oldu. Şimdi üzerine böyle streçle kapatıp hamurumuzun iki katına çıkmasını sağlayalım. Ortamın ısısına göre bu süre değişebilir. Yarım saatte de iki katına çıkabilir veya bir saatte de Hamurumuz böyle iki katına çıktı. Maşallah muhteşem bir şekilde kabarmış. Hemen şekil vermeye geçebiliriz. Evet oldukça güzel bir hamur oldu. Bakar mısınız? Bununla istediğiniz poğaçayı yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir lezzet. Hamurumuzun böyle havasını aldıktan sonra tezgahımıza alabiliriz. Havasını almazsanız böyle poğaçalar piştikten sonra çok yoğun maya kokar. Bunu e, lütfen göz önünde bulundurarak bu aşamasına dikkat edelim. Evet oldukça yumuşak, çok güzel bir hamur oldu. Hamurumuzu iki parçaya bölüp daha sonra bezelerimizi oluşturabiliriz. Sizler böyle oldukça büyük simit poğaçalar yapmak isterseniz bezelerinizi daha büyük yapabilirsiniz. Ben böyle küçük mandalina boyutunda parçalar kopardım. Sizler daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza ve nasıl sevdiğinize bağlı. Hamurumuzun hepsini böyle parçalara ayırdık. İlk e, kesmiş olduğumuz parçadan başlayarak bezelerimizi oluşturalım. Elimizle iyice yuvarlayalım ki bezelerimiz böyle görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz ve gayet güzel olsun. Beze yaparken ister böyle e, elinizde isterseniz böyle tezgahta yuvarlayarak da bezeler oluşturup yuvarlayabilirsiniz. Bu şekilde benim oldukça kolayıma geliyor. Toplamda 22 bezemiz çıktı. Üzerini örtüp böyle 5-10 dakika kadar bekleyelim. Bu şekilde biraz daha kabarmış olacak. Şekil verirken de oldukça kolay şekil veriliyor. Bu arada pekmezle suyumuzu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı kadar pekmezi tabağımıza alıp üzerine böyle yarım çay bardağı kadar ılık suyumuzu ilave edelim. Pekmez istediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Üzüm, dut hiç fark etmez. Evet güzelce karıştıralım. Diğer tabağa da kavrulmuş susamımızı alalım. İçi için ben rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Şimdi ilk yapmış olduğumuz bezemizden başlayalım. Bakın dinlenince o kadar güzel kabardı ki ve şekil vermesi de oldukça kolay oluyor. Bezemizi tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde elimizle açalım. Ortasına böyle kaşar peyniri rendesini koyup kenarlarını kapatalım ki kaşar peyniri eridiğinde akmasın. Daha sonra şekil verip Önce pekmezli suyumuza ve daha sonra kavrulmuş susamımıza batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsimize alalım. Geriye kalan bezeler de bitinceye kadar bu şekilde açıp arasına kaşar peynirini doldurup önce pekmezli suya ve daha sonra kavrulmuş susama bulayıp ve fırın tepsimize alalım. Simit poğaçada ben bugün kaşar peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidiyle hazırlayabilirsiniz. Bir de arasına sucuk falan koyduğunuzda da çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Tabi rendelenmiş kaşar peyniri yerine böyle kaşar peynirini küp küp doğrayıp da yapabilirsiniz. O hali de oldukça güzel oluyor. Sizlere böyle alternatifleri sunduktan sonra tercihi size bırakıyorum. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şekil verdikten sonra simit poğaçalarımızın daha puf puf kabarması için yumuşacık olması için tepsi mayası da oldukça önemli. Üzerini örtüp böyle iki katına çıkıncaya kadar tepsi mayası verelim. Yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası verdim. Daha sonra keskin bir bıçakla üzerine kesikler atalım. Atmaya da bilirsiniz. Tabii kesikler çok derin olmasın. Aksi takdirde kaşar peyniri eridiğinde böyle aralarından çıkıp yanabilir. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. 20 dakikanın sonunda simit poğaçalarım nar gibi kızardı çok güzel piştiler tabi fırından fırına pişme süresi değişebilir fırından çıkardım yaklaşık böyle bir 5 dakika geçtikten sonra bu güzelliğe daha fazla dayanamayıp böyle sıcağı sıcağını açtım bu aşamada elim biraz yanıyor zaten buharını da görebiliyorsunuz ama muhteşem poğaçalar oldu. Simit poğaçalarımızı soğutmadan böyle sıcağı sıcağına servis yapalım. İnanılmaz güzel bir tarif. Bir de hazırladığınızda arzu ederseniz böyle bir kısmını veya hazırlayıp hepsini de dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dondurucuya kaldırmak isterseniz ilk sıcağı çıktıktan sonra yani soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine veya hava almayacak saklama kaplarına doldurup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Az önce o kadar sıcaktı ki böyle zorla poğaçayı tutuyordum. Şimdi ikinciyi de e, koparıp sizlere göstermek istedim. İnanılmaz bir tarif. Bu tarifi böyle ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Yıllardır vazgeçemediğim simit poğaça tarifim. Bugün de sizlerle çok güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Bu tarifi denedikten sonra böyle dışarıdan kesinlikle simit poğaça almak istemeyeceksiniz. Çünkü bunun lezzeti gerçekten çok güzel. Israrla denemenizi tavsiye ederim. Tabi denedikten sonra yorum kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Simit poşeyi dilediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz iç harcını. Böyle sucuk, salam, sosis kullanarak pizza tadında simit poğaçalar yapmanız mümkün. Tabi kullanacağınız peynir tuzlu bir peynirse tuz oranını biraz daha düşürmenizi tavsiye ederim. 2 tatlı kaşığı kullanmıştım. Sizler 1,5 tatlı kaşığı kullanırsanız yeterli gelecektir. Elimden geldiğince tarifin bütün detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kanalımda birçok poğaça, börek tarifi de bulabilirsiniz. Hatta poğaça tariflerinin linkini videonun alt kısmına bırakacağım. Oradan bakıp dilediğinizi böyle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Simit poğaçam hakkında yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.